devletin kozmik odasını, yani devletin mahremini, yani devletin namusunu FETÖ'ye kim açtı? Devletin bütün sırrı orada. Bir kişinin talimatıyla açıldı. Recep Tayyip Erdoğan. Devletin en mahrem yerini, devletin sırlarını bir terör örgütüne talimatla açtırmak vatan hainliği değil midir Allah aşkına? Vatan hainliği değil midir? FETÖ'cü oldukları bilinen baylokçular vardı. Rakamı vereyim. 215.092. Bu baylokçu listelerini niye açıklamıyorlar? Niye FETÖ'yü koruyorlar? Açıklayın kardeşim. Neden korkuyorsunuz? Hiçbir ayıklama yapmadan açıklayın. Baylokçu listesini açıklamıyorsan FETÖ'ye destek vermeye devam ediyorsun demektir. 15 Temmuz darbe girişiminde başarılı olsalardı kimler yönetimde olacaktı? Bunun listesi bizim bildiğimiz başta, yani FETÖ'nün siyasi ayağında, liderinde, yani Erdoğan'da. Niye bu listeleri açıklamaz? Bu darbe girişimi başarılı olsaydı kimin nerede görev alacağı belli değil miydi? Onlara göre belliydi. Liste kimde onlarda? Niye açıklamıyorlar? Hangi gerekçeyle açıklamıyorlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu yaptık. 15 Temmuz darbe girişiminin ayrıntılarını öğreneceğiz. En kritik iki kişi var. Bütün olayları bilen iki kişi. Dönemin Genelkurmay Başkanı, dönemin MİT Müsteşarı. Gelmediler. Erdoğan göndermedi. Niye göndermedi? FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkar diye göndermedi. FETÖ borsasını kimler kurdu? FETÖ borsasını kuranların içinde Erdoğan'ın avukatları da var. Adalet Bakanı'na çağrı yaptım. O avukatların mal varlıklarını inceleyin dedi. Niye incelemiyorlar? Milyon dolarları alıyorlar, insanları çıkarıyorlar. Örnek verdim. Fetah Tamince ya 17-25'ten sonra Pensilvanya'ya gitti. Zaman gazetesinin ortağı oldu. Bankasya'ya para yatırdı. Ya Bankasya'nın önünden geçeni hapsettin. Fetah Tamince Erdoğan'ın yanı başında krallar gibi devlet protokolünde oturuyor. Niçin? Onun koruması altında. FETÖ'nün siyasi ayağının koruması altında. Kimse dokunamıyor ona. Ben FETÖ'yle mücadele ediyorum diyor sözde. Sen garip gurebayla mücadele ediyorsun. Fakir fukarayla mücadele ediyorsun. Bankasya'ya para yatıranın günahı ne kardeşim? Bankasya'yı kim kurdurdu? Ona hesap soracağız. Askeri öğrencilerin günahı ne kardeşim? Askeri öğrencileri sokağa çık diyene hesap soracaksın sen. Bütün bunlara rağmen hiç kimse umutsuzluğa kapılmaz. Yerel yönetimlerde nasıl bu ülke, nasıl bu ülkenin sevgili vatandaşları, nasıl vicdanlarının sesini dinleyip bir dikta yönetimine karşı demokrasiyi savunmuşsa, inanın Cumhuriyet'in 100. yılında koskoca Cumhuriyet'imizi demokrasiyle taçlandıracağız.